Kuzey Kıbrıs'ta sektörünün lideri Tüfekçi Grup Cemre Akar'la 360 dereceyi sunar. Diyalog TV'den 2019'un ilk 360 derece programından herkese merhaba. Kısa bir aradan sonra yine Diyalog TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta benim çok sevdiğim konuları konuşacağız. Çocuk gelişimini konuşacağız. Yaratıcılığı konuşacağız. Çünkü çok değerli bir konuğumuz var bugün. Okul öncesi eğitim danışmanı ve yaratıcı drama uzmanı Sayın Rahme Kavaz bugün stüdyolarımızda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Rahme Kavaz'ı yakından tanıyan birisi olarak ve benim camiamda birçok insan eğitimle uğraşan, eğitime gönül vermiş, bu işi gerçekten yürekten yapan insanların çok sevdiği, çok takdir ettiği ve örnek aldığı bir insansınız. Ama eminim bugün ilk kez sizinle tanışacak olan izleyicilerimiz de vardır. Biraz açabilir miyiz okul öncesi eğitim danışmanlığı ve yaratıcı drama faaliyetlerinizi, çalışmalarınızı bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle beni davet ettiğiniz için bu güzel programa, pozitif programa ben çok teşekkür ediyorum. Herkese de merhaba diyorum bu kanal aracılığıyla. Evet, eğitimde, okul öncesi eğitimde uzun yıllar tecrübelerim ve deneyimlerim var. Okul öncesi eğitim herkesin şu anda ülkemizde çok yaygın olarak konuşulan, 20 yıl öncesine baktığımız zaman daha çok fark edilen ve çalışan anne oranının %100'e ulaşması nedeniyle ve çocukların gelişimi açısından okul öncesi eğitimin gerçekten çok önemli olduğunu biliyoruz. Gerek devlet okullarında gerekse birçok özel okulun bu konuda hizmet verdiğini gözlemlemekteyiz. Tabii ki ben deneyimli işte okul öncesi eğitmeni olarak, öğretmeni olarak daha sonra şu anda daha farklı alanlarda yine okul öncesi ve eğitime destek veren bir takım projelerle uğraşıyorum ve büyük zevk alıyorum. Gözlemlerimiz ve eğitim için dileklerimiz var, umutlarımız var. Dünü bugünü karşılaştırıp neler yapabiliriz? Bugünkü gelişen süreçte var olan koşullarda çocuklarımıza nasıl daha iyi koşullarda kendilerini ifade edebilecek ve bir birey olma yolunda temel eğitim olan bu özel okul öncesi döneminde neler yapabileceğimizi ve yapılacak olan veya yapılmayan veya yapılan bir takım farklı şeylerin çocuklar üzerinde ve aileler üzerindeki etkileri nelerdir? Ailelere bu konularda, bu gelişim sürecinde çocuklara nasıl rehberlik edebileceklerini, okul-aile işbirliklerini nasıl birlikte demokratik bir şekilde işte delege ederek veya bir işbirliği içerisinde nasıl daha faydalı, çocuğun yararına, en yüksek yararına nasıl ulaştıracağımız konusunda hep konuşuyoruz, paylaşıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerek ailelerin beklentileri, gerekse okuldaki öğretmenlerin beklentileri, en önemlisi de çocukların gerçek gereksinimleri ve çocukların gerçekten ihtiyaç duydukları ve bizim onlara karşı duyarlılığımız, onları anlayabilmemiz, gerek aile, gerek okul yönetimi, gerekse öğretmen. Topluca, yani özetleyecek olursam, yetişkinin çocuğa bakış açısı, yani çocuğa nasıl davranması gerekiyor, onu hayata hazırlarken acabalarımız var. Hem öğretmen olarak, anne baba olarak, eğitimci olarak, toplumdaki her birey olarak acaba bu mu doğru, bu mu doğru, ne yapsak, ne yapıyoruz konusunda bu soruların olması bence faydalı. Çünkü
her şeyi bilemeyiz. Anneler, babalar tabii ki şu anda baktığımız zaman bilgili, işte eğitimli kişiler. Fakat eğitimli bir kişi olmak, bilgili olmak, anne baba olmak arasında, anne baba davranışı olarak farklı şeyler. Yani çocuklarımıza karşı daha duygusal bakıyoruz. Çok doğal. Ve eğitimde de öyledir hatta. Yani anne baba bütün konuları belki de bilir, çocuğuna gösterebilir ama bir öğretmenin göstermesiyle bambaşka bir durumdur. Kesinlikle. Bu zaten hep literatürde de var. Evet. Eğitimcilerin eğitimci olarak rolleri, statüleri, farklı bir rolü var okulda. Ama evde anne babayız. Yani bizim evet. anne baba olarak çocuğumuzla evde nasıl zaman geçirmemiz gerekiyor? Onlarla nasıl iletişim kurup onların ihtiyacı, temel ihtiyaçlarını nasıl karşılamamız gerekiyor? Acaba hangisi doğru, hangisi yanlış gibi böyle soru işaretleri hepimizin kafasında olmuyor değil. Evet. Bu da konuşarak, işte paylaşarak, uzmanından, alandan çocukla, çocuğu şöyle düşünelim, bir üçgen düşünelim. Yukarıda aile var, çocuğunu okula getiriyor, merkezde tabii ki çocuk. Bir de diğer çevre var. Yani aile, çevre ve okulu. Küçük çocuktan bahsediyorum. Temelde bizim merkezimizde çocuğumuz. Bu çocukla ilgili gelişimler, etkileşimler aile, temel, çevre etkiliyor. Etkileşim halindeyiz. Bir de okul etkiliyor. Yani bu üçgen içerisinde çocuklarımıza, çocuğumuzu tutarlı bir şekilde hayata hazırlayıp, onu gerçek doğasında kabul edip, ihtiyaçlarına saygı duyup, birey olarak varoluşuna saygı duyup nasıl destekleyeceğiz? Evde sadece başaramayız. Evde başaracak olsak bu çocuğu okula ve akranlarıyla etkileşime göndermeyiz. Hı-hı. Okul gerekli. Çevreden de etkileniyoruz. Çevremiz de var. Onunla da birlikte bir etkileşim halindeyiz. Bu nedenle temel olarak çocuğumuzun çevresine bir bakmamız gerekiyor. Çocuğun çevresinde kimler var? Okulu, işte bizim felsefemize uygun bir okul mu, çocuğumuzun ihtiyacını karşılayacak düzeyde mi, bakış açılarımız nasıldır, uyuşuyor mu okul, aile ve çocuğun yakın çevresi, bunların tutarlı ve birlikte işbirliğiyle arzulanan, umut ettiğimiz çocuğu hayata hazırlama sürecinin temel bakış açısıdır diye düşünüyorum. Evet. Birbirinden hiçbirini ayrı tutamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Danışmanlık dediğimiz zaman nedir aslında danışmanlık? Evet. Danışmanlık çok genel bir kavramdır aslında. Hı-hı. Ben şöyle açıklarsam daha net olacak. 25 yıl bir okul öncesi kurumda öğretmenlik, eğitmenlik ve yöneticilik yaptım. Okul öncesi kurumda yönetici olmak, işte o alandan gelip eğitimin, çocuk gelişiminin, çocukların süreçlerinde doğal olarak olan krizler var. Gelişim krizleri dediğimiz, hı-hı, sağlıklı gelişim krizleri. Çünkü gelişiyoruz, değişiyoruz, farklılaşıyoruz, büyüyoruz. O süreçleri takip eden okul yöneticisi, okul ikliminde olan her birey, öğretmeninden tutun, uzmanından, çocuğun gelişimiyle ilgili bir donanıma sahip olması gerekiyor. Her bireyin farklı olduğunu bilmesi gerekiyor. O felsefede olması gerekiyor. Çocuğumuzu bize annesi getiriyor, kucağımıza bırakıyor okul öncesine. İkinci kurumu ve ikinci anneleri biz, onun ailesi. Çocuğumuz 8 saat bizimle kalıyor okulda. 8 saat içerisinde o gelişim ne kadar hızlı? İşte beslenmesinden, oyunundan, işte uyumasından, hastalık süreci, gelişim süreci hep haberdar oluyoruz. Hatta bazı kelimeleri, bazı hareketleri belki de zaman zaman annesinden, babasından önce öğretmeni veya okul öncesindeki kreş öğretmeni görebiliyor. Ne kadar önemli bir meslek aslında, ne kadar önemli bir süreç. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Okul ve aile arasında o kadar bir sıkı iletişim olması gerekiyor ki ailemizle haberdar iletişim halinde olmamız gerekiyor. O süreçlerde okulda neler oluyor, çocuğun gelişiminde, süreçlerinde neler yaşanıyor, evdeki olaylar, evdeki gelişimde tutarlı mı, gelen okulda olan krizlerle evde yaşanılan krizler farklı gelişim süreçlerinde nasıl değerlendiriliyor? Tam da bu bağlamda işte okul iklimi, okuldaki öğretmen ve yöneticilerle ailenin birbirlerine danışması lazım. Hı hı.
İşte ne yapmamız gerekiyor? Evde böyle durumlar var, okulda böyle gelişiyor. Evdeki tutum ve davranışlarımızda neler ön plana çıkaralım? Ya böyle bir kriz yaşıyoruz okulda veya evde. Neler yapmamız gerekiyor? Sık sık bir araya geliyoruz. Evet. Hatta her gün bir araya geliyoruz. Çocuğunu okula getiriyor. O kapıdaki 2 dakikalık çocuğunu teslim etmesi, öğretmenine bırakması, alması esnasında bile bir rehberlik, karşılıklı bir rehberlik, bir danışmanlık söz konusudur. Kaldı ki özel durumlar gerek ailenin bizden talep ettiği, ihtiyaç duyduğu, gerekse okuldaki öğretmenin ihtiyaç ve gerekli duyduğu konuları aileyle kısa toplantılarda, küçücük toplantılarda kapı arkası diyoruz. Hı hı. Yani çocuğun önünde olmaması gereken konularda bu danışmanlıkları birlikte çözümleme yoluna gidiyoruz. Eğer bizi aşıyorsa tabii ki gelişimden haberdar bir eğitim kadrosu var. Fakat tabii ki uzmanlık alanları çok çok farklı. Çocuğun evet. ihtiyaçlarına göre eğer bir psikologla görüşmemiz gerekiyorsa, bizi aşıyorsa mutlaka bunu fark edip gerekli uzmana delege etmemiz gerekiyor. Ortak onu aramıza alıp oradan hı-hı. destek almamız gerekiyor. Hem okul iklimi olarak, üyeleri olarak hem de aileyi yönlendirmemiz gerekiyor. Bu süreçler o kadar çok önemli ki atlatılmaması gerekiyor. Bu süreçte işte fark edilmeden bir danışmanlık, karşılıklı bir danışmanlık, yaşantılardan örnekler veya tecrübelerden veya olabilecek bilimsel süreçlerden haberdar etmek gerekiyorsa aileyi, yanlış yolunda gitmeyen bir şeyler varsa karşılıklı yine danışmak çok önemlidir. Bu süreçler bence tamamen bir danışmanlık sürecini başlatır ve devam eder. Evet. Çok güzel zaten tanımladınız. Yani soracağım bütün soruları ard arda açıklamış oldunuz. Ama bu zaten genel bir, yani doğal bir döngü. Yani birçok bilinçli ailenin belki de hiçbir sorun, kriz yaşanmadan direkt önceden gelip daha sağlıklı, sizinle daha önce de bu konuları konuşmuştuk. Yani yetişkinlerde de dediğiniz gibi her birinin ayrı bir uzmanlık alanı vardır. Yani danışmanlık vardır, konsultansi dediğimiz veya işte psikologlar vardır. Onun akabinde üstünde psikiyatristler vardır. Mesela hani herhangi bir durumda ben psikiyatrist etmeliyim ya da psikoloğa etmeliyim den önce, her şeyden önce bir danışmanlık ben seviyorum. Hatta okullarda da hep böyle hani rehberlik, peder hizmetleri sanki böyle çok gerekli değilmiş gibi görünür ama aslında kesinlikle. En temel sorunları bile ilk keşfeden, ilk bulan ve aileyi uyaran ve işte bir belki de psikoloğa veya bir psikiyatriye yönlendiren rehberlik pedere hizmetleridir. O yüzden bence çok önemlidir. Ben yetişkinlerde dahil olmak üzere dönem dönem daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha kaliteli bir yaşam için danışmanlık hizmetlerinin zaten olması taraftarıyım. Bunun gerekliliğine çok inanan bir insanım. Ama bizde genelde bir sorun ve kriz sonrası danışmanlık hizmetlerine başvuruyor. Mesela çocukta işte ödev yapmama problemi olsun. İşte aşırı agresif sergilen davranışlar olsun. İşte sosyalleşememe, dediğiniz gibi vurguladığınız gibi birinci sosyalleşme evresini önce evimizde, ailemizden ikinci sosyalleşme evresini okulda gerçekleştiririz. Ve bu sosyalleşme evrelerinde sosyalleşmeyi tamamlayamamak ileride ciddi büyük problemlere neden olabilir. Veya işte bazı gelişimleri tamamlayamamak, motor beceriler olsun, mental gelişimler olsun, hı hı. Bedensel egzersizler olsun, bunları tamamlayamamak ileride ciddi problemlere neden olabiliyor. Genelde ailelerimiz size hani rutin danışmanlıktan öte muhtemelen belli sorunlarla geliyordur. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Özellikle okul öncesi çocuklardan evet. hani ya da yaş grupları nelerdir? Ve hangi yaşlarda bu danışmanlıklara başlanmalı, nelere dikkat edilmeli, ne gibi durumlarda size gelmeliler? Tabii ki okul öncesi dönem çok çok kaliteli. Yani geçirilmesi, çok atlatılmaması gereken temel yapılanma dönemimizdir. Birçok becerinin oluştuğu evredir kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Okul öncesi dönem işte ilkokuldan veya ilköğretimden ayıran temel fark çocuğun çok hızlı 0-7 yaş arasında çok hızlı geliştiğidir. Biraz önce bahsettiğiniz gibi çocuğun bilişsel yani zihinsel gelişimi, beyin gelişimi, beynin öğrenme tekniklerini,
beynin öğrenmeyi eğitilmesi süreci. Fiziksel gelişim çok hızlı oluyor. Hücre bölünmesi çok hızlıdır biyolojik olarak. El becerileri, motor gelişimleri. Çocuğun tabii ki her yaşta gözlemlediğimiz bazı beklediğimiz gelişim alanları vardır. Evet. Bu yaşlarda ortalama diyoruz, diyor uzmanlar. Ortalama 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaşta çocukta beklediğimiz bazı kazanımların olması gerekiyor. Hı. Konuşması, yürümesi, sosyal gelişim yeterlilikleri, küçük motor, büyük motor dediğimiz kaba motorların gelişmesi hepsi birbiriyle de ilişkili. Ve dil gelişimi, dil gelişimiyle bilişsel gelişimin işte birbirini desteklediği, birbirini tamamladığı süreçler. Yani her bir gelişim diğer bir gelişimin gelişimine katkıda bulunuyor. Yani birbirinden ayıramayız. Ve neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çocuklar evet farklı, işte hepimizin bir farklı biyolojik saatimiz var aslında. Aynı süreçleri yaşıyoruz fakat saatimiz farklı çalışıyor. İşte 2 saatte gidilen bir yolu başka bir çocuk 3 saatte tamamlayabiliyor veya bir tanesi 1 saatte. Bu 7 yaşa kadar gözlemlediğimiz gelişim farklılıklarını bazen aileler veya öğretmenler, bilmiyorum ailelerin veya toplumun bir takım beklentileri farklı olabildiği zaman çocuklar üzerinde ve aileler üzerinde, hatta okul üzerinde büyük bir baskı yaratılıyor. İşte benim çocuğum 3 yaşında, sizin çocuğunuz 3 yaşında. Çok da böyle konuşma var. Yani eskiden benim, komşu konuşmalarıydı. Şimdi biraz daha sosyal konuşma ortamlarla. Evet, eskiden mahalle yaşantımız vardı. Evet. Doğal mahallede inanın. Senin çocuğun, benim çocuğum. Benim çocuğum yürüdüydü, kalktıydı, düştüydü. Şimdi de daha çok işte ofislerde, sokakta, evet, telefonlarda, hatta sanal alemde, WhatsApp'larda, ona da bir atıfta bulunuyorum şimdi. Evet. Çocuklar hakkında bayağı böyle bir ön yargılı veya çok yüksek beklentilerle çocuklar üzerinde bilinçli veya bilinçsiz, haklı veya haksız, gerekli veya gereksiz bir yoğun bir beklentiye ve davranışa yönlendiriyor yetişkini. Evet. Ne dedik biz? Çocuklarda o gelişim süreçlerinde farklılıklar olabiliyor. Her birey farklıdır, sağlıklı gelişebiliyor. Eğer okul yeterince bilgili, okul üyeleri yeterince bilgili ve bu konuda ailelere rehberlik edebiliyorsa, danışmanlık, yol gösterici olabiliyorsa, yüzde büyük oranda aileleri etkileyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü aileler dediğim gibi biraz önce eğitimli olabiliyor fakat alan ve gelişim farklı bir şeydir. Yani herkes her şeyin uzmanı olamaz. Olamaz. Bizim ailelerimizdeki genelde, yani toplum olarak biraz sıkıntımız. Hani hepimiz her şeyde yorum yapıyoruz veya hani fikir beyan ediyoruz. Ben tabii ki özgürce fikirlerimizi, düşüncelerimizi söylemeliyiz veya işte araştırmalıyız. Ama bunu yaparken hani hem sosyal medyadaki kirliliği göz önünde bulundurmamız lazım. Hem referanslara bakmamız lazım. Yani, kesinlikle. Şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi. Yani referansı ne? Kaynağı ne? Bunlara bir bakmak lazım. Evet. Bir de herkes her konuda uzman olamaz. Yani o zaman hiç meslekler olmasın. Hepimiz her şeyi yapalım. Evde yemek de pişirebiliriz ama bir restoranda yediğimiz yemek, evde yediğimiz yemek ne kadar aynısını yapmaya çalışsak farklıdır. Ne yapıyoruz? Evde yemek pişirebildiğimiz halde restoranta gidiyoruz. O farklı bir hizmettir. Aynen burada da ben hani bu danışmanlık konusunu öyle buluyorum. Yani evet, çok büyük bir gereksinim olarak çok görüyorum. Çok büyük bir gereksinim. Doğru kişi, doğru bilgi, aradığımız bilgiye uygun kişi. Yani evet, kime neyi sorup kimden neyi öğreneceğimiz çok önemlidir. Ve bu süreçlerde çocukları yanlış yönlendirmek, çocuklar üzerinde bir beklentiye girmek hem aileyi üzüyor, zor durumda bırakıyor. Evet. Hem okuldaki öğretmenin çalışmalarını etkileyebiliyor, okul iklimini etkileyebiliyor. Bazen çok dominant işte bir okulun çevresindeki ailelerin, işte bizim çocuğumuz, benim çocuğum 3 yaşında, diğer çocuk 3 yaşında, o konuşuyor, benimki konuşmuyor. Ya da işte bu resmi veya bu etkinliği bu şekilde eksik bırakıyor. Bunun sebebi nedir? Ya çocuğa yükleniyor aile, çünkü etraf da tetikliyor bunu. Ya da okuldaki öğretmene yönlendiriyor. Ya diyor ki niye böyle yapmıyor? Ve bazı aileler çocuklarına okuldaki öğretmenlerin sanki yapması gerekir diye yapmadıkları akademik çalışmaları evde yaptırmaya çalışıyorlar. Evet. En tehlikeli olanlar bunlar. Orada biraz aslında ailelerin de çok birbiriyle yarışı var. Ben hani küçükken hep şöyle eleştirdim. Göster teyzelere yaklaşımı. Böyle hani hemen komşu gelirkenden işte bak benim çocuğum İngilizce şarkı söylüyor. Hadi söyle
duysunlar. Ya da işte geç hadi tatlı atar, geç tatlı at göster teyzelere mantığı dediğim. Hep böyle ailelerin de birbirinden bir yarışı var aslında. Çocukların performansından çok hani sanki kendilerinin yarışı gibi. Benim biraz da eleştirdiğim bu çocuk doğum günlerde hani konuyu bitirdikten sonra onu da konuşabiliriz. Ama mesela o çocuk doğum günlerine bile bakıyorum. Hani çocukların doğum gününü mü kutluyor yoksa aileler orada hani kendileri bir şov mu yapıyor? Birbirleriyle orada bir ben daha lüksünü yaptım, ben daha iyisini yaptım yarışımı var diye. Sanırım bu beklentinin fazla olması biraz ondan da ailelerin yani o birbirlerinden yarışı da. Çok güzel toparladınız. hepsi de gerçekten ailenin kendisinin başarılı olma, iyi aile çocuğuna zaman harcayan, iyi şeyler yapan aile profilini gösterme çabası farkında olup veya olmayıp. Onu eleştirmiyorum. Fakat dikkati çekmek çok önemli bir şey. Evet. Başarılı olan çocuğun ailesinin de kendini başarılı hissetmesi duygusu var. Evet. Ben yapamadım, çocuğum işte birkaç bir şey yaptığında ve onu gösterdiğinde bir tatmin olma duygusu var. Hı hı. Tabii ki çocuklarımızın bir şeyler yapabilmesi, becermesi, özgüvenlerinin artması hepimizi mutlu eder. Ben de anneyim. Anne olmasam da çocuklarımın, okuldaki çocuklarımın, yüzlerce çocuğum var, binlerce çocuğum var. Çocuklarımın kendi kulvarlarında, kendi alanlarındaki bir çıtasını yükseltmesi, bir şey ortaya koymasını beni mutlu ediyor. Tabii ki aileleri de mutlu ediyor ama bahsettiğiniz gibi çocuklardan çocukları takdir etmek çok önemli bir şey. Yapılan şeyleri benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Takdir çok önemli. Ve kıyaslamamak sanırım. Kıyaslamak, çocuğumuza yapacağımız, birilerimize yapacağımız işte en kötü bir muameledir. Kardeş kardeşi bile yani iki kardeş bile yani kıyaslamak, işte büyük çocuğum böyle değil, küçük çocuğum böyle. Kıyaslamak suçlamaktır, eksiksin demektir. Evet. Sen değersizsin, senin değerin birazcık daha az demektir. Evet. Ay sen Ali gibi yapabilirsin, bak o 9 almış, bak sen sen de yapabilirsin, sen de başarabilirsin, sen daha iyisini yapabilirsin gibi. Sanki de çocuğu takdir eden ya da işte çocuğu motive edecek toplumda şeydir, gaza getirirler der bu terim olarak. Ya bunlar çok çirkin şeyler. Yani bir insanın hayatta beklemediği, istemediği, duymak istemediğimiz şeyleri biz o küçücük çocuklarımıza sürekli bir şekilde taciz ediyoruz. Yani tacize de giriyor. Yani çocuk haklarına da aykırı. Evet. Bilinçsiz olarak yapmayan insan var mı düşünüyorum. Bilinçsiz olarak yapabiliyoruz. Ben de yapmışımdır. Evet. Siz de yapmışsınızdır. Fakat çocukları kıyaslamak, çocuğun varoluşunu, biricik olduğunu ve farklı bir birey olarak istekleri, yetenekleri, becerileri olabileceğini hesaba katmamız gerekiyor. Hı hı. Onu destekleyip kendinin gelişebileceği seviyede nasıl gelişecekse onu destekleyelim. Evet. İşte falan yerde falan yazıyor, falan yerde bir eğitim var, falan yerde o var, falan okulda bu var. Niye bizde yok, niye benim çocuğum görmüyor? Gibi bir takım kıyaslamalar hem çocuk aile içerisinde sürekli bu baskılara maruz kalıyor. Evet. Eğitim sistemine baktığımız zaman o da tabii ki bizi etkiler. Şu anda içinde bulunduğumuz durum, gelişmişlik nedir? İşte biz gelişiyor muyuz? Hangi alanda gelişiyoruz? Hangi okul daha iyidir? Hangi eğitim daha iyidir? Sürekli tartışılır. Gelelim okul öncesine. İşte bebeğimizi okul öncesine verdik. 0-7 yaşa kadar onun o tüm gelişim alanlarını en iyi şekilde, sağlıklı şekilde destekleyip, duygusal ve sosyal gelişimlerini de destekleyip, kendine güvenen, medeni cesareti olabilen, kendini seven, kendi yeteneklerini fark eden, gücünü fark eden, eksiklerini de fark edip o yolda bir şeyler yapmaya çocuğu yönelten bir süreç yaşatıyor muyuz? Evet. Sağlayabiliyor muyuz evde, okulda ve çevrede? O çocuk eğer değer görüyorsa, kabul ediliyorsa var olan yetenekleriyle ilkokula geldiğinde zaten hayata esas ikinci daha soyut bir ortama, somut dönemdir işte ilkokul dönemi, somut yani her gördüğü şeyi algılayıp ne olduğunu bilebilir. O dönemlere geldiğinde artık kendini ifade eden, sınıfta oturup öğretmenini dinleyen, kendi duygularını söyleyebilen, başkasının canı sıkılacak, öğretmeni beğenmeyecek diye kendini geri plana çekmeyen, duygularını söyleyebilen, öğretmenin verdiklerini algılayıp bir şekilde o sorumluluklarını yapabilecek
becerilere sahip donanımda getirmemiz gerekiyor ilkokula. Yani evet. Görevimiz çok. Anne, baba, okul öncesi süreç, etrafındaki kişiler, çocuğu hazırlamamız gerekiyor hayata, akademik hayata. Evet. 0-7 yaşa kadar akademik beklentilerin yüksek olması, okulda yapılmıyor, evde okuma yazmaya başlatmak. Okulda bu eksiktir, biz onlara işte öğretmenlik yapmak. Nerede kaldı annelik, babalık? Nerede kaldı kucaklayıcılık? Nerede kaldı anne babayız biz, öğretmen değiliz? Okulda öğretmen var zaten. Okulda Lego var zaten. Okulda puzzle var. Okulda yapılan etkinlikler okulda kalsın. Belki farklı aktiviteler olabilir. Bir spor aktivitesi. Tabii ki. Belki işte bir yabancı dil takviyesi veya işte... işte tiyatrodan konuşacağız böyle yani sosyal kültürel etkinliklere çocuğu erken yaşta yazdırma başlatma evet. olabilir. Onlara danışarak yani mesela eve hep okuruz zaten bunları. Hani eve birkaç farklı broşür getirip mesela bir tenis, işte bir futbol veya işte tabii bir kaç farklı basketbol gibi spor aktivitelerini işte o broşürleri eve getirip çocuğa gösterip işte hani ne dersin, seni hangisine yazdıralım diye onun da fikrini alarak veya işte evet. Bir gitar kursunun broşürü, piyano kursunun hani sen hangisini tercih edersin? Yani o yaşta da aslında çocuk hani bir bireydir, öyle kabul etmek gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle. İstekleri, arzuları, ilgi alanları vardır. Kesinlikle. Onu yönlendirerek yani tabii ki hani biz ebeveynler, yetişkinler olarak çocuklarımızı biraz yönlendirmeye, yol göstermeye, daha doğrusu yönlendirme demeyelim ama onlara yol açmaya, yol göstermeye gerek duyuyoruz ama onlarla birlikte yürüyelim yolda. Yani onların önünde değil de onların elinden tutarak birlikte yürüyüp, birlikte kararlar verip, yani destekçisi olarak ilerlemek önemli diye düşünüyorum. Evet, bahsettiğiniz tamamen demokratik bir aile yapısından evet. bahsettiniz. Evet. Demokratik aile yapısı sizin tam dediğiniz gibi tırnak içerisinde çocukla birlikte yürümek. Evet. Biz yine okul öncesi döneme döndüğümüz zaman bu süreçlerde çocuğun gelişim sürecindeki yetenekleri ortaya çıkar. İlgileri, istekleri, becerileri ve bu süreçlerde velilerimizle hep konuşuyorduk. İşte hangi okula yönlendirsek, işte büyüyor, bu okuldan çıktıktan sonra ne yapacağız? Okulun dışında da farklı sosyal etkinlikler çocuğun gelişimine çok önemli. Çünkü sosyal, toplumsal hayata atılacak. Evet. Okulda yapılmayan ve çocuğun ilgisini çok çeken, İşte özelliklerimiz var, kinestetik yapımız, bedensel yapımız, işte resim yapma becerimiz veya isteğimiz, merakımız. Bu tip şeylerde ailelere diyoruz ki yani neleri seviyor, işte birlikte oturuyoruz, yönlendirsek mi diye çocuğa sunuluyor ve çocuk evet okulun dışında da işte farklı yeteneklerini geliştirecek, farklı toplumsal gruplar içerisinde girmesi, bir takım şeyleri yaşına uygun, çocuğun isteğine bağlı denemesi çok önemli. Denemesi diyorum neden? Biz çocukları sosyal etkinliklere ve yeteneklerini ve onların farklı gelişimlerini destekleyecek sosyal alanlar ararken, isterken girerken şunu unutmamamız gerekiyor. Biz çocuklarımızı işte piyanist yetiştirmek için müzik eğitimi aldırmamamız gerekiyor. Olacaksa olacak zaten. Evet. Varsa, çocuk da istiyorsa gelişecek. Jimnastiğe gidiyor çocuk veya baleye gidiyor, dramaya gidiyor, satranca gidiyor, yüzmeye gidiyor. Farklı alanlarda işte bir çiftlik hayatında bir tarım dersine gidiyor. Olsa keşke tarım etkinlikleri, dersleri veya etkinlikleri, atölyeleri olsun. Ben öneriyorum buradan işte öyle bir fikri olan birileri varsa yapalım. Evet. Bu tür uğraşlar bizim için çok çok değerlidir. Bunlar çocukların kişisel gelişimlerine, yeteneklerinin ortaya çıkmasına, tüm bu çalışmaların, bu sosyal etkinliklerin evrensel değerlere, insani yaşama değerlerine, değerli olma, entelektüel düşünebilme, estetik algıları, müzik, işte üretme. Sanat, üretme, kendisinin ürettiği her şeyin farkına varıp kendisiyle gurur duyma, kendisini hmm. mutlu hissetmesi kadar önemli bir şey yok bana göre. Yani üreten bir çocuk, yaratan bir çocuk, çizen, oynayan, zıplayan, dans eden ve günün sonunda duygusal bir takdir alan çocuk, tabii ki biliyoruz ki biyolojik olarak da, fizyolojik olarak da bir takım bizim hormonlarımızın, işte mutluluk hormonumuzun
çalışması için bizim hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Mutlu olmamız gerekiyor. Bunlar çok çok faydalı şeyler. Paylaşmamız gerekiyor. Evet. Mesela çok unuttuğumuz konulardan birisidir. Yani insan aslında paylaştıkça mutlu olur ama biz toplumda son zamanlarda çok ciddi anlamda bencilleşme, çocuklarda da bencilleşme ve bireyselleşme evet. gözlemliyoruz. Yani bu da mutluluğun yani bir parçasıdır diye düşünüyorum. Yani paylaşmanın verdiği haz, duygu bunu öğretmemiz de çok önemli bir şey çocuklara. Bunlar çok çok önemli. Hep sonuçları söylüyorsunuz. Çok güzel söylüyorsunuz. Evet. O kadar konuşulacak şey var ki. Evet. Biz çocuklarımıza paylaşmayı önce evde, okulda, aile içinde öğretiyoruz. Evet. Birçok değerlerimizi bireyselleşmesinin, daha kısıtlı bir dar döngüye dönüşmesinin toplumsal olarak şu anda içinde bulunduğumuz kısa bir döngüden bahsediyoruz. Yani biz kendi evimizde bir doğum günü partisi yapsak ve o doğum günü partisine ailenin var olan kültürel yapısı, işte sosyoekonomik durumu, doğal olan şeyler varsa neyse o konumda işbirliğiyle bir parti oluşturup sevdiğimiz arkadaşlarımızla bu hazırlığı paylaşmamız, bir doğum günümüzü bile evde kutlamamız daha sosyal, daha paylaşımcı, daha evet, samimi evet. bir ortam mı? Yoksa gelinen süreçlerde tabii ki biz herkesin yaşantısına veya seçimlerine evet. saygı duyuyoruz. Tabii ki. Fakat gelişimi ve bireyleri bireyselleştiriyorsa, toplumsal ve sosyal paylaşımı engelliyorsa, evet. çocukların kendi aralarında bir takım sıkıntılar yaşıyorsak gözlemliyoruz çünkü eğitimci olarak. Yani çocukların paylaşmama, işte arkadaşlarına kaba davranması, ben egosunun yani bencillik egosunun bize dönüşmemesinin sebebi çocuğa her istediğini vermek, ona hiçbir sorumluluk vermeden hep vermek ve onu paylaşmasını engelliyor. Çocuğun da mutlaka yapılan her işte bir ortak olması gerekiyor her işe. Bir sorumluluğu olması gerekiyor. Küçük yaşta biz okulda çocuklara işte bir sofra düzeninde birlikte masayı oluşturuyoruz. Sandalyeleri taşıyor. Birlikte kalkıyoruz, birlikte oturuyoruz. Kalkarken bir sorumluluğu var. Sofraya göre bir sorumluluğu var. Teşekkür ediyor. İşte kendisine sunulan yemeğe tabağını kaldırıyor. Sırasını bekliyor. İşte bir bu yaşantının içine yedirebiliyorsak, oyunların içine koyabiliyorsak yani. Evde de aynı şekilde olması gerekiyor ya yaşantının. Yani biz değerlerimizi, işte davranışlarımızı, kültürümüzü, insanlık değerlerini, sosyal beceri dediğimiz nasıl etkileşim halinde olacağız, nasıl birlikte yaşayacağız, hangi değerleri kurmamız gerekiyor? Oyun süreçlerine katıyoruz. Evet. Yani ya bir hayvanın hikayesidir, ya çocukların hikayesidir. Ya bir oluşumun, bir kitaptaki bir şeydir ya bir kutlu oyununda canlandırıyoruz ve orada olması gerekeni hayal ediyorlar. Bir model oluşturuluyor. Kendi yaşantısıyla özdeşim kurmaya çalışıyor. Çünkü kedinin başına gelen ailesiyle bir çocuğun başına da gelebiliyor. Evet. Aileyle okul arasındaki iletişimin bu denli tutarlı olması bundan çok önemli. Hı hı. Nasıl biz çocuklarımıza yol, yordam ve hayata hazırlayacağız? Birlikte hazırlayacağız. Hı hı. Bencil değil paylaşarak, çok değil var olanı paylaşmak. Çocukların etkinliklerinde bir etkinlik değerlendirdiğimiz zaman, şimdi okul öncesi öğretmen adaylarına ders veriyorum ben. Yaratıcılık dersi veriyorum ve çocuk hakları derslerini işliyorum. Biraz ondan da bahsedelim aslında bu yaratıcı dramadan, yani bilgilendirelim. Çünkü ben biz eğitim kurumumuzda açıkçası özellikle sizi tanıdıktan sonra çok yönlendiriyorum ben çocukları. Çünkü çok önemli bir katkısı olacağına inanıyorum ama yani biraz izleyicilerimize de bilgi verelim. Tabii bu ki. Yaratıcı dramalardan. Ben fotoğraflar da seçtim aslında ekranda yansıtıyoruz çalışmalarınızdan. Biraz bunlardan da bahsedelim. Evet. Eğitimde yaratıcı dramada uzmanlık kendimi geliştirerek bu konuda uzmanlaşmayı düşündüm. Ve bunu gerçekleştirdim çünkü Montessori eğitimi aldığım için evet. ve uygulamalarda nedir temelde? Yaşamın çocuk tarafından canlandırılması, yaşanması ve oyun sürecinde, öğretme sürecinde dramayla veya farklı yaklaşımlarla öğrenmenin ne kadar kalıcı olduğunu gözlemledim. Hı hı. Ve oyun oynayarak, yaşayarak, mutlu olarak
ne kadar çok yeteneklerin ortaya çıktığını, çocukların ve insanların yaratıcı olabildiğini, üretebildiğini gözlemledim ve eğitimde mutlaka uygulanması gerekir. Eğitimde yaratıcıdır ama bunlardan bir tanesi. Tabii ki farklı yaklaşımlar da var. Yaratıcı drama, drama tabii ki bir şeyi farklı şekillerde dramatize edebilirsiniz. Bir şeyi canlandırabilirsiniz. Yaratıcı drama dediğimiz zaman canlandırma var, rol oyunu var, hayal etme, düşünme var, dans etme, yaratıcı yazma, resimleme, heykel yapma, doğaçlama. Hiçbir şeyi hazır vermiyorsunuz. Bir kalemden yola çıkabilirsiniz. Bir noktadan yola çıkıp o noktadan kocaman bir örüntü içinde farklı bir dönüşümler yaratabilirsiniz. Yaratıcı dramada çocuklarla bir şey kurgularsınız. Ya bir gazetenin başlığından böyle gitmez, nasıl böyle gitmez de dersiniz. Şöyle gider, böyle gider derken artık orada bir hikayeler oluşmaya başlar. Çocuklar fark etmeden, işaret etmiyorsunuz, herkes bir fikir yürütmeye başlar. Evet. Bir hayal etmeye. Bir de düşünün klasik öğrenme yöntemini. Bunu tahtaya yazdığınızda da böyle gitmez, sence nedir, sence nedir, nedir dediğinizde herkese işaret ettiğiniz zaman herkes bilmediği için, çok somut bir şey, bilmediği için susar ya da başaramayacağını, yalnız söyleyeceğini hisseder. Öğretmenin beklentisi, liderin beklentisi nedir okul ortamında? Çocuk bildiği halde siner, ya yanlış söylersem, ya yanlış yaparsam. Fakat bu oyunsal sürecin içinde çocuk fikrini ortaya koyar, müzik çaldığı zaman dansını yapar. Kaybetme, kazanma yoktur, yanlış yoktur. Herkesin fikri ne kadar değerlidir ve ilginçtir. Bu disiplin içinde çocuklar fark etmeden öğrenmeye ve kendini ortaya koymaya başlar. Bir iletişimdir başlar artık eğitimde. Siz o yaratıcı dramanın içerisinde isterseniz bir fen eğitimini, bir bitkinin nasıl büyüyüp geliştiğini dramatize edebilirsiniz. Evet. Hep onlardan fikir alabilirsiniz. Onlar fikir kattık sonra o kadar değerli olur ki etkinlik. O kadar çok desteklerler ki. Farkında olmadan bir öğreti gerçekleşir. Bir öğreti içerisinde olurlar. Ve çocuklar gerçekten o sürecin nasıl geçtiğini bilmeden sayıyı öğretebilirsiniz. Arkadaşlık değerlerini öğretebilirsiniz. Karıncalar yürürken işte karıncalar var basmayalım deyip. Ne kadar ağır işte bir müzik koyarsınız ve çocuklar o karıncaların arasında onlara basmadan, çiçeklere dokunmadan yürümeye çalışırlar. Duyarlılık, çevreye karşı duyarlılık. İşte bir tohumun nasıl tohumdan ağaca dönüştüğünü, onu seslendirebilirsiniz. Herkes bir rol alır. Bugün kelebeğin, bir şeyin, yumurtanın işte kelebeğe dönüştüğü hikayesi vardır. Çok çeşitli işlenir. Çocuğa bir... Hikaye okuduğumuz zaman, anlattığınız zaman 4 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuğa sizi belli bir seviyeye kadar dinler. Fakat o olayın içine onları da kattığınız zaman, oynadığınız zaman, müzik kattığınız zaman bedenini kullanıyor, fikrini koyuyor ortaya. Sonra bir sanat etkinliği yaparsınız ve o sanat etkinliğinde birisi yumurta oluyor, birisi koza oluyor. Sonra o kelebeklerin öncesinde bir konuşma yaparsınız. Farklı bir kelebek olsanız nasıl olurdunuz? Kelebek sana göre nasıldır? Peki kelebeği çizecek olsan nasıl çizen? Çocuk onu vücut diliyle çizmeye çalışır, hayal eder. Arkadaşları çok farklı şeyler söyler. Heyecanlanırlar. İşte bir müziği var, dansı var. İçine o kadar çok şey sığdırabilirsiniz ki grubunuzun ihtiyacına göre. Ve orada siz işte bir fen dersini, işte bir oluşumu, bir bilişsel süreçtir çünkü bir şeyden bir şeye geliyor. O geliş sürecinde çocuğun bedenini kullanıyor, küçük motorunu kullanıyor, işte boya yapıyor, yediği yaprakları çiziyor. Sonra onu bir şekilde sonuçlandırıyorsunuz ve yaptığınız o etkinlik her çocuğun içinde bir katkısı, bir emeği, bir yaprağı boyuyor ve bütünde bir emeği olduğunu görüyor. Sahip çıkıyor etkinliğe. Özgüveni gelişiyor. Kendini dediğiniz gibi evet, daha değerli hissediyor. Başarılı olmuştur çünkü başarısızlık yok. Herkes kendine göre bir şey söylemiştir. Kendine göre bir şey boyamıştır. Evet. Oynamıştır, dans etmiştir. Geride kalan çocuk olmaz. Bir de yaratıcı dramada şeydir, gösteri değildir. Seyircisi de içindedir. Oyuncusu da içindedir. Ve birlikte bir şeyi yapıp beceriyorlar. Ve her şeyin farkındadırlar. Çünkü kendilerinin yarattığı bir oyun,
kendilerinin hayal ettikleri bir hikaye, kendilerinin çizip boyadığı bir görsel ve asıyoruz onu, o onların eseri. Ve bunlar hepsi bir doğal, çalışma. Yani doğal süreçte oluşar. Telefonlar yok, iPad'ler yok, kesinlikle. Akıllı tahtalar yok. Benim hep gündeme getirdiğim bir şeydir. Çünkü biz sosyal medyada Finlandiya eğitim sistemi diye paylaşırız. Bunu paylaşan insan sonradan gelir der ki bizde mesela sizin dershanenizde akıllı tahta yok ama. Yani akıllı tahta olmadan bilirsiniz eğitim olmaz. Ya, mutlaka kesinlikle olmaz. iPad, akıllı tahta, telefon olmak zorunda. Ben de bunlara çok karşıyım. Kesinlikle. Eğitim kurumundan içeriye de sokmuyorum. Beğenen gelsin diyorum. Böyle yani doğal sürecinde bu eğitimin olması ve anlattığınız çalışmalarda çocuk sadece bir saat, iki saat biz yetişkinler için de olması gerektiğine inanıyorum. O iki saat telefonlardan veya iPad'lerden uzak durmak bile insana ne kadar bir huzur katıyordur. Onsuz da yaşam olabileceğini gösteriyor. Çünkü şimdi maalesef 3 yaşındaki çocuklara kadar cep telefonu kullanımı veya işte bu iPad gibi tabletlerin kullanımı, tablet kullanımları 3 yaşa kadar indi. Çocuklarımızı biraz bundan uzaklaştırıp doğal çalışmaların içine sokmak çok daha önemli diye kesinlikle düşünüyorum. Cihazlar tabii ki teknoloji şu anda bizim burada bir şeyler yapabiliyorsak, ulaşılabiliyorsak teknoloji ne kadar bize güzel hizmetler getirmiştir. Ama araç değil mi? Araç olarak kullanıyoruz. Evet. Çocuk 3 yaşındaki bir çocuğa eğer radyasyon yayan bir cihazla baş başa bırakırsanız suç işlemiş olursunuz. Çocuk haklarına aykırıdır aslında. Yani çocuğunuzun sağlığını istismar ediyorsunuz demektir. Evet. Bunu açık ve net söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Uzmanlar. Bunu uzmanlar söylüyor. İyi bir bilgi tarayıcısısanız, iyi bir literatürü tarıyorsanız, bilimsel boyutlarda yapılan çalışmaları takip edebiliyorsak, bu bilgiler zaten var. O bilgilere zaten ben o şekilde ulaştım. Yani ben de bir birey olarak bu cihazlarla, işte bu toplumda yaşayan bir insanım ve kendim için ne kadar sağlıklı bir yaşam diliyorsam, gerek beslenme, gerek içinde bulunduğum durum, gerekse sağlık konularında, toplum hayatında nasıl sağlıklı olmak ve işte bu radyasyondan veya benim gelişimimi engelleyecek, benim sosyalliğimi engelleyecek, benim iletişimimi engelleyecek durumlardan veya benim sağlığımı bozacak durumlardan kaçıp kendime kişisel gelişim alanları, spora gidiyorsam, yüzmeye gidiyorsam, resim yapıyorsam, dramaya gidiyorsam ben çocuklarım için de bunu düşünmek zorundayım. Kaldı ki biz yetişkinler kendimizden sorumluyuz. Fakat küçük çocuklara karşı öğretmeni, annesi ve çevredeki herkes, devlet, herkes yapacağı her şeyden sorumludur ve sorgulanmalıdır. Evet. Çocuklara iPad, bilgisayar vermek onlara hangi amacına yöneliktir? Bir şey mi araştıracak? Birlikte araştırılır, bir dönemi vardır. Çocuğun işte bilgisayarda bir şey mi düzenleyecek? Onlara karşı değiliz zaten. Fakat biz çocuklarımız büyürken, amaçsızca gelişirken, evet, kendilerinin farkına olmadan, kendi işte küçük motor dediğimiz çok önemli olan, büyük motor dediğimiz kendisini ifade eden, işte masaların başında ne kadar obez çocuk olduğunu, ne kadar sağlıksız bir gelişim gösterdiklerini, sağlıksız beslendiklerini ve bu cihazlarda, televizyonlarda işte ne kadar saçma oyunlar önlerine sunulduğunu, ne kadar çok sağlıksız yiyeceklere maruz kaldığını, oturdukları için sürekli şeker tükettiklerini, ne kadar ilişkili bunlar. Kaldı ki bizim oynayacak, zıplayacak, kendimizi geliştirecek zamanımızı çalıyorlar ve bunları şiddetle kınıyorum, şiddetle aileler de şikayet ediyor ve ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar. Bu konularda o zaman da işte kendileri de lütfen cep telefonlarını evde açmasınlar, iPad'lerini kapasınlar, kendileri ne kadar korunurlarsa ve doğru davranırlarsa çocuklarımız o zaman doğru davranımı yakalayabilecekler. Biz evlere müdahale edemeyiz yetişkin olarak, eğitimci olarak. Sadece iyi eğitim kurumları, bilinçli eğitim kurumları buna öncülük etmelidir. Ve ailelerin hoşuna gidecek diye sürekli WhatsApp gruplarından veya işte diğer gruplardan bir dedikoduya ve çocuklar hakkında veya işte eğitimin
bazı yönlendirilmesi konusunda bunlara fırsat verilmemesi gerektiğine inanıyorum. Biraz önce siz dediniz ya, yani ben eğitim felsefem budur, buna inanıyorum, insan sağlığı için, evet, çocukların gelişimi için. O zaman biz eğitimcilerin de veya eğitim kurumlarının da buna sahip çıkması gerekiyor, işbirliği yapması gerekiyor ilgili mercilerle, ilgili uzmanlarla. Üniversiteler var, uzman profesör hocalarımız var. Yani bizim de onlardan destek alarak bir farkındalık sağlamamız gerekiyor. Şu anda acil kırmızı ışıktayız. Gerçekten ve öyle. Ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bu arada bakalım izleyici yorumlarımızda da, programın sonuna kaldı yorumlarımız ama neler gelmiş. Kaan Ceylan, hoş sohbetler, iyi programlar Cemre Hanım demiş. Semak Bennican, iyi yayınlar sevgili Cemre Akar ve sevgili konuğu Rahme Kavaz, hoş sohbetler, sevgiyle dinliyoruz demiş. Mustafa Özerdem, Umut Otizm Vakfı'nın başkanı kendisi, iyi yayınlar Cemre Hanım, çok değerli bir programla yine karşımızdasınız, teşekkürler demiş. İbrahim Katmer yazmış, Sayın Rahme Hanım, biz de çocuklarımız için sizinle çalışmak istiyoruz, size nasıl ulaşabiliriz demiş. Evet, bunu atlamıştık aslında, gündeme getirelim. Çocukça işler şeyim var, sayfam var, oradan bana ulaşabilirler. Evet. Orada mail adresim, telefon. Sosyal medya hesaplarından, çocukça evet, işlerden size ulaşıp randevu alabilirler. Kesinlikle. Biz de sık sık artık Rahme Hanım'ı eğitim kurumumuzda ağırlıyoruz, bizden de gelip Rahme Hanım'la görüşebilirler. Evet. Kaan Ceylan yazmış, okul öncesi eğitime devlet katkısı daha çok olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğitim ailede başladığı gibi okulda bunun üzerine konulması gerekmekte. Okuldaki yöneticilerin ve öğretmenlere daha çok görev düşüyor demiş Sayın Kaan Ceylan. İnci İnanç, iyi yayınlar. Yeni yılın sizlere başarı ve mutluluk getirmesini dilerim. Yeni yılda aynı başarıyla programlarınızın devamını dilerim demiş. İsmail Sarı yazmış, iyi yayınlar dilerim. Çok güzel bir konu ama Rahme Hanım'a şunu sormak istiyorum. Birçok çocuk şiddet ve istismara maruz kalıyor. Bu konuda neler yapılabilir demiş Sayın İsmail Sarı. Ben isterseniz bitireyim bir, sonra yorumlayalım bir kısaca. Erol Cansek, iyi yayınlar Cemre Hanım ve Rahme Hanım. Evet, tartışılacak çok sorunlar var maalesef, fakat KKTC'de eğitim en alt seviyededir. Hiçbir yönden tutulacak bir düzgün dalı yoktur. Ailelerden başlayıp eğitimcilere kadar hiçbir düzen yoktur. Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmemelerinin en büyük nedeni ise bence hayat mücadelesi çok yüksek olmasındandır demiş. Müslüm Güçler yazmış, Sayın Rahme Kavas Hanım'ı tebrik ederim. Tabii ki her zaman çocuklar için, toplum için, küçük büyük herkes için bıkmadan koşan, çalışan Cemre Hanım'ı da yürekten kutlarım demiş. Sayın Rahme Kavas Hanım'a ise sorum şu, bizlerin sizlere ulaşması ve bir çocuğun gelişimi için gerekli desteğin sadece ebeveynler tarafından yapılması yeterli mi? Sizce devlet desteği de gerekli değil mi demiş. Semak Benli Can, çocuk eğitiminden önce ailelerin eğitilmesi yaşadığımız zamanda daha önem taşımaya başladı. Rahme öğretmenim, ailelere bu konuda nasıl bir mesaj verebilir demiş. Mustafa Özerdem, 2 yaşında bir çocuğun sürekli olarak cep telefonuyla oynaması sonucu istenmeyen davranışları göstermiş olmasından kaynaklı ailenin üzüntüsünü paylaşmıştım. Hemen uzman desteği almalarını sağlayarak aslında düşündükleri gibi çocuğun otizm değil de ilgisizlikten kendini kapadığını gördük. Çok kısa bir sürede ve ufaklığı doğru aile davranışları ve destek eğitimi bekleyen seviyeye taşımayı başarmak üzereyiz. İnanılmaz bir gelişim göstermekte ufaklık demiş. Çok önemli bir konuya kesinlikle değindi. Yani çok kısa zamanımız var, böyle hızlıca bir evet, cevap yanıt verebilirse. Çocuk hakları konusunda çok ciddi evet farkındalıklarımız. Çocuk hakları nedir? Çocuğun çok gündeme geliyor. Ben bu konuda dediğim gibi çocuk hakları dersi de veriyorum üniversitede. Çocuk hakları tüm dünyada her gün için geliştirilmesi ve çocukların hangi koşullarda, hangi durumlarda ihmal ve istismara uğradığı o kadar çok çeşitlidir ki. Fakat günümüzde en farkındalık yükseldik sonra bunun farkındalığı arttı mı diye ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ama arttığı halde çocuklara karşı, geçen gün bir haber duydum, bir hocam söyledi dün işte konuşurduk, ben görmedim televizyonda. Bir babanın çocuğunu döverek yaşam hakkını elinden aldığını görüyoruz. Yani ailelerin her hangi koşul olursa olsun, boşanmış bir ailenin baba çocuğunu
bir ödev yapmadı diye. Ödev yapmadı diye bakın yani neye geliyor? Doğruysa tabii ki emin değilim ama ödev yapmadığı için çocuğa fiziksel şiddet uyguluyor ve çocuğun yaşam hakkı yok oluyor. Evet. Yani bize bu hakkı kim veriyor çocuğun ödevini yapması için? Nelere inmemiz gerekiyor o vakaya baktığımızda? Ben en kötüsünü söyledim ama çocukların okulsuz kalması, çocukların bakımsız olması, çocukların gereğinden fazla yük verilmesi veya çocuklara tavırlarımız, konuşma şeklimiz, onları aşırı maruz, sınır belirlemeyip aşırı boş bırakmamız, bu da ihmale girer. Ve evet. Çocuk hakları konusunda mutlaka tabii ki ihmale ve istismara uğradığında Sosyal Hizmetler Dairesi sorumludur. Polise direkt olarak haber verilmesi gerekiyor. Sosyal hizmetlerin kapısının çalınması gerekiyor. En önemlisi de tabii ki bütün ülkelerde olabilen şeyler bunlar. Yani %100 çocuk haklarına ve çocuk hakkında işlenen suçlara yasal yapıcı veya yapılandırıcı çözümler, önleyici çözümlerin olması gerekiyor. Yani çocuk hakları ve istismarını önleyici tutum ve davranışların ve farkındalıkların sağlanması, halkın eğitilmesi ve birimler kurulması gerekiyor. Bunun için de bence toplumsal farkındalık için toplumsal bir örgütlenme gerekiyor. Şu an için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evet eğitimden sıkıntılarımız olabiliyor, sağlıkta sıkıntılarımız olabiliyor, yetersizlikler var. Bunun var olan sosyal, toplumsal nüfusun var olan nüfusun sayısına göre veya çocuk sayısına göre yeterli okulun, yeterli öğretmenin, yeterli bakım ünitelerinin eksikliği de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Biliyoruz zaten bunu, herkes biliyor. Ben bunu zaten bilgi olarak aktarmıyorum. Bunların yapılması konusunda neler yapmamız gerekiyor? Her bireye, her aileye, her vatandaşa bu farkındalıkların ve toplumsal örgütlenmenin acil olduğunu zaten herkes biliyor. Bizim söylememiz de gerekiyorsa söyleyelim buradan. Bir şekilde el birliği içerisinde çözmemiz gerekiyor. Devletin buna bir çözüm getirmesi gerekiyor. Evet, devletin çözüm getirmesi için o zaman yapıcı bir örgütlenme şart. Toplumsal halkın örgütlenmesi şart. Üniversitelerden işbirliği yapılabilir. Devletle işbirliği yapılması yolları denenmelidir. Denedik olmadı, yapılmadı değil. Yapıcı gidilmesi gerekiyor. Okul öncesi süreçte şeye geleceğim, farklı gelişen çocukların işte 2 yaşında eğer bahsettiği otizmle ilgili tanısı konulur mu konulmaz mı bilemeyiz zaten, bahsedemeyiz ama çocukların gelişim farklılıkları çeşitli söylevlerle addediliyor. Yani bu çocuk odur. Hayır, bu çocuğun gelişim farklılığını ancak uzmanlar tespit edebilir i̇şte ve uzmanlar yönlendirebilir. Çok önemli bir konuya değinildi gerçekten. Biz burada çocukları etiketliyoruz. Öğrenemedi, okuyamadı, yazamadı, gelişemedi. Bu çocukta bu var deyip halk arasında bile etiketliyoruz bunları. Bunlar çok yanlış. Bunlar ihmal ve istismardır. Çocukları etiketlemedir. Çocuklar eğer okul öncesinde bir kuruma gidiyorsa, orada oyunsal süreçlerde çocuğun geriliği, veya destek alması gerekliliği ortaya çıkma şansı vardır. Evet. Eğer orada yakalanırsa ve orada ortaya çıkarsa aileyi yönlendirme, farklı bir program uygulayıp çocuğu hızlandırıp o döngüden kurtarmak gerekiyor. Evet. Eğer biz 5-6 yaşı beklersek ve o görmezden geliyorsak o geriliği, o yapılaşacak ve daha sonra onu aşmak, o davranışı aşmak çok zordur. Evet. O yüzden okul öncesi süreçte hem ailenin, evet, hem bizlerin, hem okulun bilinçli olması çocuğun gelecek yaşantısını ve o kesinlikle gelişim sürecini çok olumlu yönde etkileyecek ve biz geç kalmadan o çocuğun önünü açmış olacağız. Evet. Bu çok çok önemli. İnşallah bizler de bundan sonra fırsat buldukça sizi çok daha sık ağırlamak ve konuşamadığımız birçok konuyu gündeme getirmek, evet, daha derinlemesine işlemek, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek isteriz. Yani dışarıda biz de elimizden geldiğince uğraşıyoruz, evet, gayret veriyoruz ama her zaman daha iyisini yapabileceğimiz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bundan sonra daha sık konuğumuz olmanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Konuşacak çok konu var ama süremiz çok kısıtlı. Evet. Maalesef her çocuğa dokunabilmek bir felsefe olmalı. Dokunamayız, evet, elbette ama
elimizden geleni yapmaya hazırız tabii ki paylaşmaya. Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek, ne kadar ailemize ulaşabilirsek. Evet, evet. Bir kez daha teşekkür ederim bugünü rica bana ederim, ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle doyumsuz bir sohbetti. Yönetmenimiz uyarıyor programın sonuna geldik diye. Yoksa hiç bitirmek istemiyorum. Evet, çocuklar konu olunca tabii ki... uzuyor konu. Evet. En değerli varlıklarımız, geleceğimiz, evet, toplumumuz. Evet. Seviyoruz çünkü. Çocukları çok seviyoruz. Kendimizi seviyoruz. Sevmeliyiz. Çocukları sevmeliyiz. O sevgi çok önemli. Yani o sevgiyi biz çocuklarımıza hissettirmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim dediğim gibi. Sizin gibi başarılı, bir şeyleri başarmış kadınlarımızın da çoğalması, güçlü kadınlarımızın da çoğalması, iş hayatına korkusuzca atılması, kendini geliştirmesi ve tabii ki çocuklarımız konusunda her zaman payımıza düşeni yapmamız görevimiz, örnek olmak görevimiz, bir nebze olsun aydınlatabilmişsek ne mutlu bize diyorum. Evet, 360 derecede bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine saatlerimiz 15.10'u gösterirken Diyalog TV ekranlarında sizlerle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kıbrıs'ta sektörünün lideri Tüfekçi Grup Cemre Akar'la 360 dereceyi sundu.